Sevgili tek ailesi, sizlere bugün bir masal anlatacağım. Masal, çocuklarda hayal dünyasını geliştirir. Mutlu vakit geçirmelerini sağlar. Artık eskisi gibi masal anlatılmıyor. Bir çiftçi varmış. Bu çiftçi her gün tarlasına gider, çalışırmış. Yine böyle bir gün kimsenin olduğu zaman tarlada çalışırken yanına bir ayı yaklaşır. Ayı der ki, çiftçi kardeş, senin çalışmalarını görüyorum. Çok emek harcıyorsun. Ben sana bundan sonra her gün iki petek bal getireceğim. Yalnız senden bir ricam var. Balı benim getirdiğimi kimseye söylemeyeceksin. Eğer birilerine söylersen seni öldürürüm. Ayı gider iki petek bal getirir. Çiftçi de balı alır, eve döner. Evde balı yerler. Bir süre sonra hanımı der ki, bey, bu ballar nereden geliyor? Yoksa sen bunları bir yerlerden çalıyor musun? Hayır hanım, ne münasebet. Ben hırsızlık yapmam. Olmaz. Ya bu nereden geldiğini söyleyeceksin ya da ben bu balı yemem. Çocuklarıma da yedirmem. Peki diyorum. Hanım, bir salak ayı var. Bu salak ayı bana her gün iki petek bal getiriyor. Ayı balı kendisinin getirdiğini söylenmesine değil de salak denilmesine çok alınır. Ve der ki çiftçiye, bağırır her gün de gelip çiftçinin bacasından evini dinliyormuş. Ayı çiftçiye der ki, sen göreceksin. Ben sana söyleme demedim mi der ve çıkar gider. Çiftçi korkusundan bir süre gidemez. Peki, tarladaki işler kaldı. Evde çocuklar ve kendisi aç. Mecbur gidecek. Çıkar gider. Korka korka tarlaya var. Varır bakar ki kimseler yok. Çiftçinin bu halini gören tilki, uzaktan gören tilki, çiftçinin yanına yaklaşır ve der ki, hayırdır çiftçi kardeş, ne oldu? Hiç sorma der. Başına gelenleri anlatır. Tilki der ki, bundan kolay ne var? Ben dersen ondan kurtarırım. İyi kurtarsın da diyor, sen bedava iş yapmasın diyor. Yapmam diyor. E ne yapacağız? Sen diyor, yarın kümesteki tavukların hepsini bana getir. Ben seni bugün ayıdan kurtaracağım. Söz veriyor musun? Tamam diyor, sana yarın tavukları getireceğim. Ne yapacağız? Ben şimdi biraz uzaklaşıp aşağı ineceğim. Ayı göründüğü zaman yolu kuyruğumla tozutacağım. Toz kaldıracağım. Ayı merak eder sorarsa dersin ki, padişah hastalanmış, ayı yağırıyorlarmış dersin. Der, ayı bunun korkusuyla gider bir daha gel. Dediği gibi bir süre sonra bakar ki ayı yaklaşmaktadır. Tilki kuyruğuyla yolun üzerindeki tozları, toprak yolun üzerindeki tozları kaldırmaya başlar. Ayı tozları görünce bu ne der çiftçi kardeş? Ne olsun der. Bizim padişahımız hasta, ayı yağına ihtiyacı var. Kendisine ayı yağı lazım. Onun için de adamları ayı arıyorlardır. Aman çiftçi kardeş, etme, ben sana daha çok bal getiririm. Beni sakla, haber verme. Tamam, sen buradan git, bir daha buralara gelme. Ayı arıyorlar der. Ayı oradan çeker gider. Tilki yanına yaklaşır ve gülerek, sabaha kadar burada seni bekleyeceğim. Tavukları bekleyeceğim der. Akşam olur. Çiftçi evine döner. Sabahleyin kalkar. Çuvalın içine evdeki köpeği koyar. Köpek dersem bu çocuklar tazı vardır, av köpeğidir. Tazı da tilki kadar hızlı koşar. Normal köpekler tilki kadar hızlı koşamazlar. Tazıyı çuvala koyar ve götürür. Çiftçinin geldiğini gören tilki sevinçten ağzı kulaklarına varır. Sabaha kadar aç kaldım, bir şey yemedim. Senin tavuklarınla tavuklarını bekliyorum der. Çiftçi getirdim tavukları, bekle der. Ve
arabanın arkasına geçer, çuvalın ağzını açar. Çuvalın ağzından çıkan tazı tilkiyi kovalar, 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 tilki korkusundan yaklaşamaz. Böylece çiftçi hem ayıdan hem de tilkiden kurtulmuş olur.